Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Amerika'da alışveriş videosuyla karşınızdayım. Belki bilenler biliyordur, bir arkadaşım geldi Türkiye'den bizi ziyarete. Kendisi tabii ki alışveriş yaptı. Hem onun yaptığı alışverişler hem de benim ufak tefek yaptığım birkaç alışveriş var. Onları size hem neler aldığımızı hem de kaç dolara aldığımızı göstermek istedim. Öncelikle koca bir bavula koydu. Daha da dışarıda olanlar da var. Sırayla başlayacağım hepsinden. Öncelikle şöyle bir biberon var. Bunu ben Lila'ya da aldım. Ayrıca yeni doğum yapacak bir arkadaşım var. Onun bebeğine de aldım. Belki Türkiye'de de vardır. Bunun Playtex diye bir marka. Özelliği kırık bir biberon olması. Özellikle araba koltuğunda veya kanguruda bir şey içirmek istediğiniz zaman bebeğinizin çok fazla böyle kafasını kaldırmasına fırsat vermeyen, dolayısıyla kendiliğinden kırık olup hani sütün akışının kolaylıkla hani ağzına gelmesi için bebeğin böyle bir biberon. Bir tane var bende de, yani öyle çok hani her gün devamlı kullandığım bir şey değil. Dediğim gibi ya seyahat ederken hani yolculuklarda ya da kanguru da olabilir diye düşündüm. Böyle bir şey aldım. Bunun fiyatı 5 dolar. Daha önceden almış olduğum bir Barbie bebek. Bu Made to Move diye bir serisi Barbie'nin. Bütün kolları görüyorsunuz zaten, bakın eklemleri falan var. Kolları, bacakları, ayakları, boynu, her tarafı oynuyor. Bileği falan da oynatabiliyorsunuz. Böyle bir Barbie. Bu 16 dolara almıştım bunu. Bunu şimdi anneme gönderiyorum. Oradaki kuzenlerimize verecek kendisi. Anneme bir tane şöyle bir kot aldım. Bu Armani. Armani'den aldık bunu. 18 dolar. Boyfriend jeans diye geçiyor. Daha önce kendisi almıştı. Çok beğenerek kullandığı için benden tekrar istedi. Biz de bunu outlet'te bulduk. 18 dolara Armani jeans almış olduk. Yine anneme yolladığım bir makyaj malzemesini göstereyim hemen. Bu da Sephora'dan aldım. Nerede? Bulamıyordum. Sephora'dan aldım. Çok küçük şöyle bir şey. Bu hem tüm yüze uygulanabiliyor hem de allık olarak kullanabiliyorsunuz. Hola diye geçiyor. Hola mı artık nasılsa. İçinde kendi şeyi var. Fırçası ve şöyle ten rengi bronz diye geçiyor. Bir allık diyeyim. Bu da 30 dolar. Tada! Böyle bir mark çıktı. Bunun yani öyle bir özelliği yoksa, yani bir ismi cismi yok. Sadece 6 saat sıcak, 24 saatte soğuk tutabilen bir özelliği var. İçi de metal. Böyle bir şey almıştık. Bu da 8 dolar. Tada! Ayakkabı Koç'tan aldı. Şöyle bir iş ayakkabısı. Şöyle göstereyim. Demiş ya, günlük de kullanılabilir yani. Bu ayakkabıların da fiyatı 69-70 dolar. Tada! Bir diğer ayakkabımız. Bunu Calvin Klein'den. Fiyatı da 34 dolar. Şöyle bir annesine yakın gözlüğü aldı. Bu da 8 dolar. Şöyle kendi çantası var. Katlanabiliyor. Çok şık bir gözlük, yakın gözlüğü. Bir diğer makyaj malzememiz de şöyle beşli dudak lip balm diye geçiyor, yani aslında ruj. Bildiğiniz I Love Nude diye bir marka. Aslında markaya çok takılmadık, yani direkt aldık. Beşlisi 4 dolar. Bunu da TJ Maxx'ten almıştık. Daha sonra Victoria's Secret'a gittik ve Victoria's Secret'ın klasik vücut spreyleri ve vücut losyonlarından aldık. Bunların tanesi 4 dolar. Bir de yine Victoria's Secret'tan ruj aldı Özge. Geçen sene almıştı. Çok severek kullandığı için yine aynı rujlardan aldı. Tanesi 3 dolar. Bir diğer ayakkabımız da Guess marka. Şöyle göstereyim. Silver, gümüş. Çok güzel bence. Ben bayağı beğendim. 32 dolara aldı. Dediğim gibi Guess. Çok güzel bence. Şu Sally Hansen'ın daha önce göstermiştim. Oje üzerine sürülüyor. Çabuk kurutuyor ve ojenin daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Bunlar da 5 dolar. Bu da bir diğer terlik ayakkabı. Bunlar da Guess ve 17 dolar. Ama çok şık. Ben çok beğendim. Ben de denedim bu arada.
güzel durdu. Fena değil ama ben almadım çok giyeceğimi düşünmediğim için. Giyebileceğim yer olmadığı için. Özge aldı bunları. Çok güzel. $17 Guess. Bir diğer ayakkabımız. Ayakkabı bitiyor mu zannediyordunuz? Bu da Esprit marka. $17. Böyle Tomzuari. Gayet güzel, böyle spor, rahat bir ayakkabı. Victoria's Secret parfüm aldı. Şöyle göstereyim. Bu da $15. Bayağı bir indirim vardı parfümlerde. Şimdi biraz kıyafetlerden göstereceğim. Gap'e uğramıştık. Şöyle bir short, cut short. $7. Şöyle erkek tişörtleri, yakalı. Bunlar Gap $7. Şu Gap kadın tişörtü $7. Şöyle bir hırka. Bu da Gap. Bu da $7. Şu yine Gap'ten şöyle sporcu askılı düz yani basic tişörtler. $5. Bu grisi, siyahı ve iki tane siyah, bir tane de gri. $5'er. Şu Nautica'dan yine erkek yakalı tişört. Bu $20. Bir tane de Calvin'den, yine Calvin Klein'den kadın yakalı tişört. Bu da $15. Bu çok güzel, çok şık. $20'a Guess gözlük. Tommy'den bir havlu aldı. Şöyle plaj havlusu. Bayağı da büyük. Üzerinde ananaslar var. Bu $12. Şurasında da şöyle Tommy yazıyor. Onu da göstereyim. Evet, şimdi bu şöyle bavula koyayım şimdilik. Bu bavulu da yeni aldı bu arada. Bu da Lucas marka. Şöyle orta boy bir bavul. Bunu da hemen bakalım. $60 almış. 60. 4 tekerlekli. Şimdi biraz çantalardan devam ediyorum. Michael Kors'tan şöyle bir sırt çantası. Şurada bir fermuar var. Şurada fermuar var. Ve deri çok güzel. Siyah. Bu $160. Koç'tan şöyle bir yandan asmalı ve ince bir çanta. $75. Yine Koç'tan yandan asmalı. Biraz daha küçük. $55. Bir çanta. 3 tane bu şekilde çantamız var. Bir tane saat Armani'den. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da $90. Şimdi Timberland'den bir tişört. Hemen gösteriyorum. Tişörtün tanesi $14'muş. Ama 2 tane alırsan ikincisi %50'ye geldiği için şöyle yani biz 2 tane tişört almış olduk. Toplam $22 gibi bir şey ödemiştik. Aynı şekilde yine Timberland'den bir de mont aldı. Onun da tanesi 50, ikincisi %50 indirimli olduğu için iki tanesi 75'e gelmiş oldu. Şöyle aynı montun bir lacivert bir de kırmızısı. US Polo'dan kendime bir tişört aldım. Yakalı tişört şöyle. Bu $12. Düğmesi yok, V yakalı. Bir de aynı zamanda da normal bir tane tişört aldım. Bu da $8. Toplamda $20 vermiş oldum iki tişörte. Yine Gap'ten şöyle merserize gibi hafif. Yani penye gibi değil. Şöyle yani çok kollu da değil. Bluzlar. Tanesi $10. İki tane. Bir beyaz, bir lacivert. İkisi de aynı model. Ayakkabı aldı Özge kendisine. $20. Gap'ten yine şöyle topuklu. $20 aldı. Aynı zamanda Gap'ten parmak arası terlik aldı. $2. 1 ve 2. 2 çift aldı. Gap'ten bizim kızlara bir şeyler aldım. Onları da göstereyim hemen. Şu şöyle bir kot pantolon aldım Duru'ya. Bu $8. Şöyle bir bluz aldım. $6. Şöyle kolları. $6 bu. Şöyle bir elbise aldım. $5. Biraz büyük ama daha sonra giyer artık. Bir de bu $3. Bir de şöyle bir tişört aldım Duru'ya. Bu da $4'a denk geldi. Kızlara böyle aynı set
bir elbise takımı aldım. Pembe şort, üzerlerine de bluzları %100 koton. Bunları Carter's'dan aldım. $7 set olarak $7'şer yani. Yine Duru'ya Carter's'dan 2 tane tişört. Bunlar da $5'şer 5-5. İkisini de çok beğendim. Şunlar $3'a şöyle tight'lar aldım. Duru çok tight giydiği için $3'er. Bir beyaz bir renkli. Şöyle $3 parmak arası ayakkabı aldık. Yani sandalet diyeyim. Bu da yine sandalet ışıklı. $14. Şöyle arkadan giyiyorsunuz. Arkadan cırt cırtlı. Carter's bunlar. Böyle ışıklarını tekrar düdüt. Bakalım. Bunlar da $5'a geldi. Şöyle $4.5 gibi diyeyim. Şu kedili tişört ve dinozorlu tişört. $4-$4.5 arası bir şeye geldi. Evet, bizim aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel günlerde, sağlıklı günlerde giyeriz, kullanırız. Ayağımızda, üzerimizde paralansın hepsi. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.